Herkese merhabalar. Bugün sizlere patlıcanlı, bol etli, patatesli bir yemek yapıyorum. Şahane bir tarif. Hemen tarife başlamak istiyorum. Hadi geçelim. Öncelikle ben yağımı kızdırıyorum ocakta şu an ve iki tane patlıcanımı böyle küp küp doğradım ve şimdi güzel bir şekilde kızartacağım. Patlıcanların bir yandan bu şekilde kızarırken ben de patateslerimi doğrayacağım. Ben yaklaşık şöyle dört tane orta boy patatesi güzelce doğrayıp suyumun içerisinde bekleteceğim. Evet, gördüğünüz gibi patateslerimi de doğradım ve suyumun içerisine aldım. Patlıcanlarım kızarıyor ve şimdi 3 tane de biberimi güzel bir şekilde doğrayacağım. Evet, biberlerimi de doğradım ve bir kenarda kızarmayı bekleyecekler. Şimdi etimize geçelim arkadaşlar. Evet, şimdi güzelce kızaran patlıcanlarımı şöyle süzdürüp kaldı kağıt serdiğim tabağıma alıyorum. Şimdi de kızgın yağımın içerisine patateslerimi ekliyorum. Ve patateslerimi güzelce kızartıyorum. Ayrı bir tencereyle altını açtım ve kızmasını bekliyorum arkadaşlar. Kızdırdığım tavanın içerisine yaklaşık 450-500 gram kadar kuşbaşı doğranmış etimi ekliyorum. Ve güzelce kavuracağım. Yağını süzdürdüğüm şöyle patlıcanlarımı şöyle bir borcamın içerisine alıyorum arkadaşlar. Evet, etin tamamen suyunu bırakmış. Şimdi tamamen çekmesini bekleyeceğiz bu şekilde. Şimdi kızaran patateslerimi de yine aynı şekilde süzdürmek için ya havlu kağıt serdiğim tabağın içerisine alıyorum. Ve son olarak da doğramış olduğum biberlerimi de kızartmaya başlıyorum. Süzdürdüğüm patateslerimi de patlıcanlarımın üzerine döküyorum. Ve kızaran biberlerimi de aynı şekilde süzdürerek karışımın içerisine ekleyeceğim. Bu arada etim de neredeyse tamamen suyunu çekti. Dibine tutmadan arkadaşlar 1 yemek kaşığı kadar tereyağı ekliyorum ve yaklaşık 2-3 dakika kadar da tereyağıyla kavuracağım. Gördüğünüz gibi tereyağım da güzelce eridi ve 2 dakika kadar da bu şekilde pişirdim arkadaşlar. Şimdi içerisine şöyle bir tane doğramış olduğum soğanımı ekliyorum ve güzelce soğanımı kavuracağım. Soğanlarım da etimle beraber kavrulurken ben de bu arada sosunu hazırlayacağım. Şöyle yaklaşık 1 yemek kaşığına denk gelecek şekilde salçamı şöyle küçük bir tencereye aldım. Ve içerisine bir tatlı kaşığı kadar kimyon, bir tatlı kaşığı kadar toz biber, bir tatlı kaşığı sarımsak tozu, bir tatlı kaşığı kekik, bir çay kaşığı tuz ve bir çay kaşığı kadar karabiberi şöyle içerisine ekliyorum arkadaşlar. Ve yaklaşık 2 yemek kaşığına denk gelecek şekilde sıvı yağ ekliyorum. Bu arada gördüğünüz gibi soğanların kavruldu. İçerisine doğramış olduğum 5 tane mantarı şu şekilde ekliyorum. Ve mantarların kavrulana kadar şöyle bir çevireceğim 2-3 dakika kadar. Yağımı da ekledikten sonra güzelce bu karışımı kavuruyorum. Salçalı karışım kavrulurken ben şöyle etime son kez bakıyorum ve altını kapatıyorum arkadaşlar. Diğer patatesli karışımımın içerisine etli karışımımı da dökeceğim. Güzelce kavurduğum karışımımın içerisine 1 çay bardağı kadar kışın hazırlamış olduğumuz domates sosundan veya 3 tane orta boy domates, rendelenmiş domatesi ekleyip güzelce karıştıralım. Ve kavurduğum karışımın içerisine yaklaşık 1 çay bardağına yakın şöyle kaynar su ekliyorum ve 5 dakika kadar bu şekilde kaynatacağım. Salçalı karışımım kavrulurken ben de etli mantarlı karışımımı bütün hazırlamış olduğum karışımın içerisine şu şekilde ekliyorum. Evet, karışımı ekledim ve güzelce şöyle hepsi birbirine geçecek şekilde karıştırıyorum. Daha sonra salçalı karışımı da hazır olduktan sonra üzerine döküp 200 derece fırında pişmeye bırakacağım. Hazırlamış olduğum yemeğimin üzerine hazırladığım sosumu her yerine gelecek şekilde döküyorum ve 200 derece önceden ısıttığım fırında yaklaşık 40-45 dakika kadar kontrollü pişiriyorum. Gördüğünüz gibi şahane görünüyor yemeğin. Şimdi şöyle bir kaşık yardımıyla güzelce karıştırıyorum
Ve yaklaşık 5 dakika sonra artık fırınımdan alacağım. Çok güzel pişmiş arkadaşlar. Şöyle birazdan çıkartacağım fırından. Evet, şimdi fırından çıkartıyorum ve sunum aşamasına geçebiliriz. Evet, benim yemeğim pişti. Şahane görünüyor gerçekten. Çok lezzetli arkadaşlar. Ben yanında pirinç pilavıyla servis edeceğim. Şimdi bir de tabakta nasıl durduğuna bakalım. Yemeğimiz çok güzel görünüyor. Ben yanında pirinç pilavıyla servis ettim. Sizler dilediğiniz şekilde servis edebilirsiniz. Denerseniz yorumlara yazmayı unutmayın lütfen. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.